Şimdi Arter'de bir sefer diye bir böyle bir etkinlik düşündüğümüzde, planladığımızda bina içi ve çevrim içi bir gezinti gibi düşündüm bunu. Bina içi ve çevrim içi gezintiyle ne kastetmiş oluyorum? Yani bina içi, çünkü tam şu anda bugün Arter'de sergilenmekte olan işleri içinde bir gezinti. Daha önce ya da sonra sergilenecek değil. Şu anda burada olan işler ve çevrim içi aynı zamanda. Bu da bize tabii şey sağlıyor. Hani binada yapacağımız bir turdakinden farklı bir zıplama becerisi. Bir dördüncü kata, bir giriş katına, tekrar birinci kata hareket edebiliriz. Bazen bir kitaba böyle bir dolaşma şeyi veriyor bize. İmkanı veriyor. Bir yandan da data transferi oluyor tabii, ama video göstermiyor. Yemek yönünde bir davranış olacak, işte hatlar çok kalabalık. Bazen hatlar iyi gitmeyebiliyor diye. Genel olarak çerçevesi böyle. Böyle bir çerçevenin içerisinde peki bir izlek, yani nasıl bir gezinti? Bir gezintinin bir izleyi nedir? Rastgele mi? Sevdiğim şeyler mi? Ya da başka bir bağ mı peşindeyim diye de bir iki şey söyleyeyim. Şöyle bir izleyi düşündüm daha çok. Böyle sade, temel, doğal olanları geri kurtarmaya dönük, onları geri önemsemeye dönük, özellikle bu korona günlerinde ortaya çıkan eğilimlerle, bir yandan da bir itki gibi geri çıkan keşmekeşe özlem arasındaki gerilim. Çok tabii ki özellikle korona, karantina dönemlerinin İlk başlarında doğayla ilişkilendiren okumalar çok yaygındı. Bunu hep bir doğanın bazısı intikamı olarak okudu, bazısı insanoğlunun doğaya yaptığını, ettiğini bulma gibi okudu. Ama yorumlarda sıklıkla daha sade, daha temel, daha biyolojik belki, daha doğal olanı, haksızlık yapıldığı, bunun bir şekilde gözden fazla kaçtığı yönünde ve geri kurtarılması, bir susturulmuş olanı, bastırılmış, önemsizleştirilmiş olanı geri kurtarmalıyız mesajına dönük bir duygu oldu. Bir ilksel olana dönüş gibi. Bir de tersi keşmekeşe özlemi, o yüzden söylüyorum. Keşmekeşe özlem şöyle de kendini gösterdi diye düşünüyorum bazı yerlerde. Mesela New York Public Library, New York Kütüphanesi Mayıs ayında falan artık insanların özlediğini düşünerek böyle bir kayıttan New York gürültüleri yayınladı. Bu bir rush hour gürültüsü. Ve bütün çeşitleri var. Taksinin içi, kalabalık, gürültülü mahalle, gece treni, gece metrosu vesaire gibi. Bütün bunlardan ben bir ekran paylaşacağım. Evet. Özellikle bu susturulmuş olanın geri çağrılmasından bahsettiğimizde akla gelenlerden bir tanesi de mesela çok karantina günlerinin en başlarında çok gördüğümüz kent sokaklarında, boşalan kent sokaklarında hayvanların daha rahat hareket ettiğine dair ilginç videolar. Doğru yanlış anlatılar ya da böyle uzak dağları görüyoruz, hava kirliliği azaldı gibi söylemler. Bunlarla ilgili bazı hikayeler, anlatılar, bazı abartılar belki de. Bunlardan böyle en temsili gibi
düşünüp bu kentteki kanguru görüntüsü oldu. Kentte koşan kanguru bayağı bir paylaşılmıştı bu sıralar. Burada bir alanların, yani bizim alanlarımızın geri çekilme, hayvanların girmesi gibi bir duygu vermişti ve işte bütün doğayla ilgili şeylere karşı, yaklaşımlara karşı. Bu susturulmuşlar geri alma olarak ilk bakma bende o yüzden Francis Ellis'in gece devriyesi işini aklıma getirdi hemen. Ve oradan bir düşünmeye, bakmaya başlayabiliriz gibi geldi. Francis Ellis'in işi temelde bir tilkinin bir sanat müzesine bir gece salınmasından oluşuyor. 2004 işin tarihi. 7 Nisan 2004 gecesi National Portrait Gallery'de Londra'da bir tilki serbest bırakılıyor ve CCTV kameralarıyla da kaydediliyor. Kafasına göre geziyor. Aynı kanguruların korona günlerinde kentte gezdiği gibi. Sağa solu kokluyor, eserleri kokluyor, koltukların altına giriyor vesaire. Bir yandan da Ellis, şimdi hızlı da geçiyor her şey. 2004 çok eski bir zaman değil ama bir yandan da eski bir zaman. Ne açıdan? Gözetleme kameralarının normalleşmesi açısından özellikle. Ellis'in bunu yaptığı 2004'te gözetleme kameraları hala bir mesele. Ve sanatçılar bu meseleyi ele alan, tartışan işler yapıyor. Bu hala bir şaşkınlık konusu aynı zamanda. Söz gelimi neden National Portrait Gallery konusuna? Gözetleme kameralarını en az saklayan kurum, bunu hiç açıktan yapan diye yanıt veriyor. Şimdi böyle bir konu tabii çok başka hallere geldi diye bakılabilir. Bir de tabii CCTV'nin bir kapalı devre televizyon yayınının kısaltması olduğunu hatırlayalım. Sonradan çünkü bazı başka televizyonla ilgili şeyleri belki değiniriz. Tilki'nin böyle, bir de bu arada müzede bir gece bir fantazi de malum. Sevdiği ansızın sanat tarihinin içerisinde tek başına dolaşma erişim fırsatının yakaladığı bir şey. Ve bu kameraların bir yandan gelişmesi aynı zamanda meşrulaşmalarıyla da beraber gitti diye de bakabiliriz. Yani şu anda 2004'e göre çok daha akıllılar, smart CCTV diye geçiyorlar. Yavaş yavaş 360 derece görüntü alıyorlar, iklimle baş edebiliyorlar, gece görüşleri çok daha müthiş vesaire vesaire, böyle çok teknik şeyler var. Ve konuşabiliyorlar ayrıca. Hoparlörleri var. Dronlarla da tabii bu gözetleme çok artmış durumda. Bunlarla beraber dronlar da konuşabiliyor. Hatta görmüşsünüzdür belki. Yine karantina günlerinin bir viral videosunda çatıda piknik yapan birkaç gence bir drone yaklaşıp toparladın herkesi o evine falan diyor ve gidiyorlar gibi bir şey vardı. Ve bu yandan da tabii işte gözetlemeden güvenlik kamerası olarak ismi de bir yandan değişiyor. Bir yandan da Francis Ellis bir gece devriyesi işinde sonuçta sabit kameraları kullanıyor. Ve sanki şöyle bir his de veriyor bana tekrar bakınca işe. 15 yıl önceki bir işi geriye dönük bakınca. Sanki kendisi bir gece devriyesi olarak bu gözetleme işinin geleceği noktalara dair bir güvenlik ihlali uyarısı gibi. Yani buradan bir şey geliyor. Bu alarm sistemlerinin özelliği bu olması gerekiyor ya, yani bir ihlal oldu ve alarm çalıyor. İş bir alarm çalması gibi geliyor bazı bana. Yani gözetleme kameralarının kendisinin bir gözetleme ihlali yaptığına, bir güvenlik ihlali yaptığına dair bir şey gibi. Bir de Belçikalı bir sanatçı diye biliyoruz ama Mexico City'de yaşıyor. Bütün sanatsal gelişimi orada ve Londra'ya da oradan geliyor ve 2004 gibi bir tarihte Londra'daki çok sayıda gözetleme kamerası onu şaşırttığı için de bunu böyle bir şey yaptığını söylüyor. Ortalama bir Londra'nın
günde 300 kez kayda alındığını tahmin ettiğini söylüyor. Ama bugün herhalde bu sayı hepimiz için çok daha fazladır ve şaşırması da güçtür diye düşünüyorum. Fotoğraf mı gösteriyor? Bir de tabii şöyle bir şey de var. Olayı kullandıktan sonra Alice kendisi ayrıca bir şey yapmıyor. Yani ayrı bir çekim yapmıyor. Bunlar kameraların kendi çekimleri. Böyle biraz bir müzeye, bir kuruma şey demiş gibi de, ya ben neden ayrıca bir şey çekeyim? Siz zaten çekiyorsunuz. Ben size çekecek bir şey getireyim gibi. Ve bir tilki getirmiş gibi. Burada tabii bir gelecekçilik de devreye girdi. Karantina ile birlikte. Herkes bir yandan da bir kırılma, önemli bir dönemeç, farklı bir şeylerin olduğu bir zaman diye düşündüğü için bir yandan da bundan sonrasıyla ilgili ne olacak, sonrası ne olacak? Sürekli böyle bir şey var. Ve öngörüler var, tahminler var. Kimi işte komplo teorisinden zaten başladığı için oradan gidiyor, kimi teknolojiden gidiyor. Ama bu yaygın öngörülerden, yaygın duyduğunuz kaygılardan, korkulardan bir tanesi de gözetlemenin çok artacağı. Özellikle biyopolitikanın aldığı yeni haller, bütün bedensel verilerin ve akışların denetlenmesiyle ilgili meşruluk zemininin çok yükseldiği ve çeşitli el kodaklarının bunu kullanmak yönünde önünün açılabileceğine dair bir endişe. Bu da çok yaygın. Dolayısıyla böyle bir keşmekeşe özlememiz, keşmekeşin hızla regüle edilmesi kaygısıyla da sanki böyle beraber gidiyor gibi geliyor. Bu da işin, bu arada iş mekanda nerede, arterde nerede? Kelimeler pek gereksiz sergisi içinde, giriş katında. Selen Hansen'in küratörlüğünü yaptığı sergide. Bu da hani sergideki görünümünü ekleyelim dediğim. Oradan Hüseyin Bahri Alptekin'in Kapasite'ye geçmek istiyorum. Hemen hemen aynı yıllarda yapılmış bir iş. Kapasite'de 2003. Kapasite'nin genel görünümünü şöyle bir açalım. Giriş katından dördüncü kata sıçramış oluyoruz. Kapasite işi dördüncü katta Saat Kaç sergisinin içinde küratörlüğünü Eda Berkmen'le Emre Baykal'ın yaptığı serginin içinde yer alıyor. Keşmekeşi özlemle kastettiğim biraz da şunun gibi bir şeydi. Bütün bu eve kapanmalar, ilişkilerin sınırlanması, çok farklı sosyal düzenlemenin üstümüze gelmesi, çok fazla kuralın dışarıda olmasıyla beraber böyle bir itki gibi oraya gitme şeyi. Bu bazen eleştirildiğimiz bir sorumsuzluk olarak yansıyor. Bazen de burada hani Alptekin'den benim aldığım bir olasılığın böyle bir diri tutulmaya çalışılması gibi geliyor bana geriye bakınca. Öyle bir his veriyor. Alptekin önemli bir isim tabii Türkiye güncel sanatı tarihinde. Özellikle 90'larla beraber andığımız kritik isimlerinden biri 90'ların. Dışarılıklı bir isim, bir başka dışarılıklı bir figür. Yani dışarılıklı ne diyoruz? Gelen sanat eğitimin devamından değil, 90'larda aslında pek çok figürün olduğu gibi. Sanat eğitiminden gelmeyen, felsefe, edebiyattan, biraz seyyahlıktan belki, deneyimden. Böyle çeşitli olasılıkları araştırmaktan gelen biri gibi. Bir öyle bir sanatçı portresi çiziyor. Ve Kapasite'de 2003 tarihli ama bir yandan da 90'lara uzanan 2007'deki erken ölümüne kadar da çeşitlemelerini yapmaya devam ettiği bir seri. Otel fotoğrafları var Kapasite'de. Biraz yakın, bu genel görünümü biraz da yakından bakalım. Otel fotoğrafları var. Otellerin isimleri bulundukları kentlerden başka kentlere bizi gönderiyor. İstanbul'da bir Hotel Bon. Bambaşka bir kentte bir İstanbul banyosu gibi. Ya da aynı kente bile gönderse bir estetik olarak bize bir ortaklık çağrıştırıyor. Bu öyle bir ortaklık ki tanıyor herkes bunu. İnternasyonel bir yanı var.
Bunu dünyanın farklı yerlerinden insanlar da görseler, bunların nasıl oteller olduğunu yaklaşık olarak tahmin edebiliyorlar. Nasıl ortamlar olduğunu. İstanbul'da bunların büyük çoğunluğunu Alptekin'in tarla başında, Laleli'de, Aksaray'da çektiğini biliyoruz. Buralara yoğunlaştığını, buralardan topladığını. Böyle bir konfordan bahsetmiyoruz bunlara bakınca. Onu hissediyor insan. Bir sterillikten bahsetmiyoruz. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Bir merak edilebilir ya da kaçınılabilir başka bir şeyden. Bir yandan da Alptekin'in hep obje topladığını, yıllarca çok ölümünün ardından da bu objeler arşivlendi. Eserleri gibi. Çünkü onların önemli olduğu sanatı açısından söylemek son derece mümkün. Ve bu bu arada tilkileri Francis Ellis'te kullanırken, tilkiyi daha doğrusu, Londra'da tilkilerin hep çöpten beslendiklerini de anıyordu. O görüntüleri. Biraz da hani onun da oradan geri çıkarmak gibi. Alptekin de hep böyle çöpten besleneni, çöpün etrafındakileri, onları geri alıp hani basitçe yücelterek de değil, ama onların olasılıklar yelpazesinin içine girerek, kendisi de orada bir hayat yaşayarak ve biz de oraya doğru böyle imgesel düzeyde de olsa çekerek, biraz içine düşürerek yapıyor diye düşünüyorum. Ve heyecanlı bir şeyler oldu, orada heyecanlı bir şeyler olduğunu da ima ederek, yani orasına bir batakhane ve vah vah gibi bir tonla değil, bir batakhane ve acaba gibi bir tonla. Ve bu felsefeden gelen yanı tabii Derrida'nın misafirperverlik kavramının ve bütün o tartışmalar oralardan çok besleniyor elbette. Veya bir de şu da özlediğimiz şey gibi, o itkiye dokunuyormuş gibi geliyor. Hiçbir otel tabelası tek başına bir imge olarak işlenmiyor. Tek başına bir imge olarak çok güçlü değil. Bütün o ilişkileri, arka arkaya gelmeleri, bu düzenlemesi, imgeler hep böyle diğer imgelerle paslaşarak, paslaşarak da değil, birbirlerine geçerek bir arada olarak birbirlerini yaratıyorlar gibi ya da bir cazibe alanı yaratıyorlar gibi. Böyle söyleyeyim. Ve duvardaki bu sunumun da bu kalabalığı bunu iyi yansıttığını insan düşünüyor geriye bakınca. Tabii bu bir aradalıkta Foucault'un heterotopyası, yine sevdiği tartışmalardan Alptekin'in sürekli geri döndüğü, türdeş olmayan yerler, bölük pörçüklük, bütün bu farklılıklar. Bir de ussal görünmeyen de bir itki bu tabii. Yani Alptekin'de de ussal görünmeyen bir itki bu resimlere baktığımızda da veyahut korona günlerinde keşmekeşe adım atmaya doğru bir eğilim duyduğumuzda, bir arzu duyduğumuzda da ussal görünmeyen, sürüklenmeyi çağrıştıran, biraz böyle fazla karşılaştırma ve yer değiştirme düşündüren ama bir yandan da ulaşılması istenen, ulaşılması zorlaştığı düşünülen yaşamın otantikliğine dair de kendisi bir ipucu gibi de gözükebilen, zaten belki de bütün bu sürüklenme o yüzden oluyor diye düşünüyorum. Oradan tekrar tarla başında mesela çekildiyse, öyle varsayalım, öyle hayal edelim. Tarla başında bir otelde çektiyse Alptekin, tarla başından biraz aşağı inip Dolapdere'ye geliyoruz. Dolapdere'de Ayşe Erkmen'in işine geldik. İşin ismi de Dolapdere. Dolapdere ismini ses yerleştirmesi diyelim. Bir yandan hani bina içinde de yine iki kat aşağıymış olduk. Dördüncü kattan ikinci kattayız. Ayşe Erkmen'in işi, Ayşe Erkmen'in kişisel sergisinin içerisinde. Beyazın Trak, Emre Baykal'ın küratörlüğündeki solo serginin içinde. Böyle tam sergi salonunda ortasında bu Dolapdere adlı iş var. Bu nasıl bir iş? Bir ses yerleştirmesi, bir sesler duyuyoruz ama ıslık gibi biraz mekanik bir ses. Gördüğünüz hoparlörlerden geliyor. Ve fakat işin sesi oluşturan şeyler
bizi tabelalara çok doğrudan bağlıyor diye düşünüyorum. Çünkü Erkmen, Pangaltı'dan böyle Dolapdere'ye kadar bütün o dükkanlar, tamirciler, oralar araba tamircileriyle dolu malum, lokantalar, bütün çok geleceği parlak gibi gözükmeyen bütün o iş yerlerinin isimlerini, tabelalarını okuyor. Daha doğrusu onları topluyor. Onları topladıktan sonra bir ses sanatçısı, Simit Şafak, onların hepsini okuyor. 6 dakika 38 saniyelik bir ses elde ediliyor. Sokağın bütün tabelalarının aktığı bir ses şeridi gibi. Fakat sonra bu ses şeridi bozuluyor. Kaydın frekansı alınıyor ve burada duyduğumuz, bu mekanı duyduğumuz sese dönüştürülüyor. O sesi de biz bu arada dinleyebiliriz. Artı Ayşe Erkmen için yaptığımız kitapta şöyle bir kare kod kullanmıştık. O kare kodla bu sese ulaşılabiliyor. Direkt. Şimdi biraz o sesi çalıyorum. Isla benzer bir ses demiştim. Ama bir yandan da mekanik bir ses. Ve bir batan, batmakta olan şeyleri, mesela burada ile ilgili bir kentsel dönüşüm lafı da var. Ayşe Erkmen de bununla ilgili bir iman var gibi. Bu işletmelerin geleceğinden bahsederken. Bunlara bir tür baştan hani geri alma, kurtarma gibi. Ama kurtarmadan da kasıt daha çok bir önemsizin yerini değiştirme, bir değerlerle oynama gibi karşımıza çıkıyor. Bütün bu değersiz gibi olanı, işte sesi değiş çıkarma, fakat bu arada bunu yaparken onu yeni değerli budur ya da yerlerini değiştirdim gibi bir tona değil, form değiştirerek, başka bir formun içine tamamen gömerek ve oraya doğru erişimi bir oyunculukla başka bir çabaya bağlayarak aslında. Çünkü mekanda dolaşırken siz o tabela şeylerini, seslerini, isimlerini ya da görünümlerini birebir almıyorsunuz. Böyle bir formla geliyorsa gösterdiğim gibi. Bu formun da bir yandan şöyle bir iki yakından fotoğrafını da çekmiştim. Gördüm diye nasıl göründüklerini. Hoş geldin. Burada tabii Erkmen'in kentte gezmesinde Aktekin'le karşılaştırarak düşünüyorum. Şimdi açacağım. Ben şu Zoom'da bir şey söyleyecektim. O hoşuma gitmedi. Şimdi açacağım. Evet, sesler karışıyor. Ne diyordum? Evet, kentte geziyor, tabelalarla geziyor ama keşmekeşe bırakması özlem şekli değil de başka bir ıslığa dönüştürme şeklinde. Bir fark görüyorum orada Attekin'den. Ve biraz daha böyle trajediye de yüzünü dönmüş bir yan. Bunda biraz da tabii Dolapdere'nin tarihindeki bu dükkanların eski halleri, eski sahipleri, biraz böyle kuşkusuz 6-7 Eylül öncesini akla getiren şeyler de var. Ve bütün bu belliği alıp kayda geçirip, koruyup yeni forma sokma gibi var. Ve bütün bunların böyle nasıl diyeyim, neden güzel olduğunu da düşündürtmesi de iyi geliyor bana doğrusu. Tam da çünkü sokuldukları yeni formun böyle biraz pırıl pırıllığı, değil mi? Savruk değil de, savrukluğu tamamen bırakmış. Dinlediğimiz ses bile ayırt etmesi ve okuması imkansızlaştırılmış. Ama savruk bir ses değil. Bir daha dinletmek istiyorum.
bunu şöyle de okumadan geçemedim. Susturulmuş olana güzel de bir yer açma. Böyle bir girişim. Buradaki bu okunanlarla Akdeniz'in tabelaları böyle burada gezerken zihnimde beraber arka arkaya doğrusu geziyor. Oradan ben Fridfinson'a geçmek istiyorum. Atölye eskizi. Fridfinson İzlandalı bir sanatçı ve İzlanda avantgardının 70'lerden böyle önemli bir ismi sayılıyor. Daha sonra hep Amsterdam'da devam etmiş bir pratik. Yer değiştirmeler de belki korona etkisiyle daha çok böyle hoşuma gidiyor bu sıralarda. Ve burada ne yapıyor? Bu işleri nedir? Ona bakalım. Atölye eskizi adlı bir 4 tuval içinde örümcek ağı görüyoruz aslında bakıyorsunuz. Bunların nasıl yan yana durduklarına da şöyle bir bakalım. Evet, yan yana duruşları da bu. Bir yandan da künyelerini de hani gözetecek olursak 22 çarpı 22 küçükler yani aslında. Ve bu atölyesinde sağda solda bulduğu örümcek ağlarını toplayıp geri çerçevelerken onlara bir çerçeve kendi başına zaten hani bir form, bu dörtlü sunum formu vesaire bir yine bir güzelde yer açmaya dönük, bir estetize etmeye dönük belki, biraz güceltmeye, sahneye koymaya dönük, sahneye geri getirmeye dönük bir şey. Pardon, ekranınızı paylaşır mısınız? Ekranı paylaşıyorum diye biliyorum ama. Ekran paylaşık duruyor. Sizinkinde gözükmüyor olabilir. Şu anda Fridfinson'un işi görünüyor değil mi? Evet. Hadi okey. Evet, bu yüceltme jestleri diye de bunlara tabii ki bakabiliriz. Ve örümcek ağı sonuçta bir atölye içinde hem olmazsa olmaz bir şey gibi. Sabun atölyesiyle ilgili bütün imgelerde. Hem de bir yandan da oradaki önemsiz olanın simgesi olabilecek bir şey. Ve bir yandan da doğal bir üretim, bir çalışma gerektiriyor. Bir asistan gibi örümcekler ağları Fridfinson için üretiyorlar. Küçücükler tabii bir yandan da yani hem işler hem ağlar ve hafifler. Ağların çok hafifliğini geri düşündürüyor bunlar. Bu uçuşacak olan hafif ağlar burada daha bir ağırlık sahibi kılınmışlar gibi. Camla, bu ahşaplarla vesaire. O yüzden Fridfinson'u, o da Saat Kaç sergisindeydi. Onu da bu hani önemsizliği geri almaya dönük eğilimlerden bir tanesi sayıyorum. Onların içerisinde görerek baktım ona da. Ve bu da beni tekrar Elmas Deniz'in Sümer Bank'ını hatırlattı. Sümer Bank işi kelimeler pek gereksiz sergisinde. Tekrar giriş katına inmiş olduk. Nedir bu iş? Bir Sümer Bank torbası. Gerçekten de susturulmuş geri alma deyince. Bir çanta. Eskimiş, çok eskiyince sanatçı tarafından dikilmiş, tamir edilmiş, bir onarımdan geçmiş. Ve bu onarımları böyle yakından da bir çekeyim dedim, görebiliyoruz. Bu duvarda nasıl gözüktüğü. Sümer Bank zaten imge olarak bir yandan da hatırlayacak olursak tutumluluk, işlev, doğrudan kalıcılık ve hani temel basic olan, sade olana bir vurgu. Kendisi zaten bir hani markanın kendi etrafındaki imge zaten böyle bir şeye dayanıyor. Bir yandan da bunun en böyle atılası
öğesi gibi olan poşeti, torbasını itinayla korumaya çalışmak, ona bakım vermek, onu onarmak, onun kalıcılığını biraz daha arttırmaya çalışmak. Tam da bu atıldığı yerden Sümerbank sonuçta 2000'lerin başında özelleştirip, zaten ondan önce de belki bir süredir yavaş yavaş işlevin daha uzak bir kavram olmaya başlamasıyla tüketim kültürünün markaları belirlemesiyle gerilemiş ve iyice böyle silinip gitmiş bir şeyken hem onun hem o yaklaşımı hem de bir torbayı, poşeti geri getiriyor ki yine bu önemsiz olanı geri çağırma üzerinden bakası var buna. Bir yandan da mekanda duruşuyla bütün bu tamirlerinin stiliyle, bunlardaki yaklaşımla bakınca hani Ayşe Erkmen ya da Friedkinson'daki düzen anlayışından çok daha bana Art Deco'yu çağrıştırıyor. Daha böyle bir yanıyla da hani sanki bir Art Deco otelinden birisinin o Bimin Davim'in böyle bir çantası olabilirmiş gibi. Orada bir keşmekeşin içine doğru giden bir şey de var diye düşünüyorum burada. Elmas'tan Cevdet'e gelelim istiyorum. Cevdet'e de kim? Bergama stereotipi karantinadan hemen önce açıldı. Görememiş olabilirsiniz ve sonra da hemen kapandı. Şimdi tekrar açık. Bergama stereotip. Bu da çok birkaç katmanla bir yerlerde kalmış bazı bilgileri geri alma jesti, tekrar geri hayat verme jestinin etrafını dolanan bir iş. Ne kadar, nasıl kısaca bu bir mimari yerleştirme ve gene aslında çok şey, formu temiz bu anlamda. Tek bir işten bir kişisel sergi. Süreyya, bir tane katılımcımız el kaldırdı, Nazan Eren. Belki bir sorusu vardır diye ben araya girmek istedim, pardon. Tabii ben görmedim, görmüyorum. Şu an görmüyorum kendisini ama herhangi bir yorumu var ise dinleyebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Çıkabilirim şehirden. Ama şu an kendisini görmüyorum. Dilerseniz devam edelim. Eğer tekrardan bir soru gelirse alırız soruyu. Tamam, ben tekrar tamamdır. Şeye bağlanıyorum. Ekran paylaşmaya geri döndüm. Cevdet Erek'e geri bağlamıştım. Nasıl? Biraz hani bu bir Bergama stereotip aslında bir uzun hikayesi olan bir iş. Bergama Stereo adıyla ilk önce Berlin'de ve Bochum'da gösterilmiş olan bir projenin form değiştirerek belki bir devam ederek bir devamı gibi Arter'deki yeni hali. Ve bu sırada ismi de değişti ve Bergama Stereotip oldu. Ve daha bu stereotip anlamında kastederek, daha dolaşabilir bir hale sokularak. Bu da çok sesle yüklü bir iş tabii ki. Bir ses yerleştirmesi, imari ses yerleştirmesi diyebiliriz gerçekten de. Ve bütün gönderme katmanlarının hepsine belki gitmeye gerek yok. Ama şu açılardan geri bağlayarak düşünebiliyorum inerken. Bu birinci katta bu arada. Ve gene Sevansın küratörlüğünde bir sergi. Şöyle düşünebiliyorum beraber. Bergama ile ilgili bazı tartışmaların geri alınması olarak elbette bu iş okunabilir. İlk akla gelen şeylerden bir tanesi bu oluyor elbette. Ama bir yandan da işin en çok gönderme yaptığı, şimdi hazırladığımız kitabında da çok yoğun göndermesi olan şey mesela siyasi olarak sağ-sol direnmenin estetiği adlı bir kitap. Sınıf savaşı, böyle konular mesela.
Ve bunlar ama çok soyutlanmış. Sanki böyle bir gırtlak sesine kadar soyutlanmış gibi. Bir ritme kadar soyutlanmış gibi. Geri ayırt edilmesi çok zor bir forma yerleştirilmiş gibi. Mesela işte erken Nazi döneminde Bergama sunaklarına bakıp da sınıf savaşı ile ilgili şeyler düşünen gençleri anlattığı bir hani kitaptan bir yandan da Elmas'a da bağlayarak düşünüyorum çünkü Elmas'ın da çok fazla yoksulluk üzerine işi vardır malum. Bir de tabii ki bu mimari yerleştirme olarak da bir soyutlama ve Bergama sunağının bir soyutlaması. Bergama sunağının üzerinde de gene böyle merdivenler vesaire tamam var ama üzerinde freskler var. Ve o fresklerin yerini sesler burada ve hoparlörler ve boşluklar alıyor gibi. Ama o fresklerde anlatılan hikayeler var ve o hikayelerde de savaşlar, yenilenler, ezilenler, direnenler vesaire var. Bunların hep böyle geri alma jesti gibi ya da onun bir alanları açma jesti gibi ama çok çok saklanmış olarak ve başka diğer imgeyle birleşmeye çok ihtiyaç duyarak ancak öyle hızını bularak böyle bir ritimle geliyor gibi. Bir de hani Erkmen'in seslerinin bozulması, Ayşe Erkmen'deki Dolapdere seslerinin bozulmasıyla Cevdet'teki seslerin aldığı hal, özellikle siz orada dolaşırken, mekanda gezerken her adımınızla farklı bir ses duymanız bağlanıyor gibi. Bir yandan da ikisini bağladığını düşündüğüm bir şey de bir hani neredeyse rafine bir görünüm matematiği. Temiz formlar. Görünüm matematiğinin de iyi kurulmuş olması. O da bir bağ diye düşünüyorum. Şöyle alttan çektiğim birkaç fotoğraf var. Onları göstermiş olayım. Künyesi. Oradan tekrar keşmekeşe özlem yeniden aklıma geliyor. Bu gerilimin zaten bir git gel durumu gibi toplumda da yaşandığından hareketle bu izleyi biraz da kurdum. Bu taraftan Brown. Stanley Brown'un işine oradan geçmek istiyorum. Kelimeler pek gereksiz sergisindeyiz Stanley Brown'un işi için. Ve yıl olarak da 1969'dayız. Tekrar biraz geriye gittik. Böyle 60'lar, 70'ler gibi. Ne yapıyor? Ne var bu nedir bunlar diye söyleyecek olursak aslında şöyle bir basit bir şey yapıyor. Yabancılara gidip yol tarifi soruyor ve onlardan çizmelerini istiyor. Nasıl gidilir bu yolun tarifi? Sonra da bu yolun, gidilecek yolun, gidilmemiş yolun fotoğraflarını çekiyor. Burada bana bir şekilde o keşmekeşe özleme, Art Deco'ya vesaire bana yakın gelen, bağlayan şey özellikle o yola doğru çekiş tabii ki. Bir yabancıya yol sormak ve yabancının sana bu taraftan Brown demesi ve sonra o yola gidecek olmak işte şöyle gözüküyor bu arada bir arada ve göz hizasında da misalde. Fakat bir yandan da Brown'un kendisinin gidişini takip etmiyoruz ya fotoğraflarda. Bunlar tamamen bir kapasite olarak oradalar. Yani bir olabilirlik. Ve çok içine çekmeye de dönük bir yanı var. Yani bu boş sokak, boş cadde bu taraftan diyen bir yabancı tarafından yönlendirildiğim. Bu taraf bir günah tarafı da olabilir. Çok gene bir Art Deco'nun şeyiyle söylüyorum. Devamıyla. Keşmekeş, kaos şeyle. O nereye varacağı çok belli değil ama bir yabancının çağrısıyla ansın içine düşünecek, girilecek bir sokak, bir cadde, bir yol ve onun izleri gibi böyle bir içine çağıran bir yanı var.
Özellikle bu sokakta fotoğrafında çok hissetmiştim onu. Buraya girip dönmeye doğru bir çağrı gibi. Orada o taraftan gidileceği kesin gibi. Stanley Brown'dan sonra Sarkis'e geçmek istiyorum. Çaylak Sokağı. Tekrar bu git gel çerçevesinde hani o dağılma arzusundan yeniden böyle toplanma ve toplanıp hatta toplanmayı iyice böyle kendi üstüne bindirme, derinleştirme ve en eski anıları, en eski kaybedilmiş, unutulmuş şeyleri geri alıp şeyde gene gündelik hayattan bağlı, gene korona günlerinde insanların eski maillerini, eski mektuplarını, eski fotoğraflarını temizlemesi, eski insanları hatırlamaları falan gibi. Ve doğayla ilgili tavırlarımızı gözden geçirmeliyiz derken de hep bir eskiden başka türlü idi duygusuyla, şeylerin eski hallerine dönük bir şeyle de bunun işlemesi gibi. Burada unutulmuş, önemsizleştirilmiş olanın sırf eskidiği için önemsizleştirilmiş olabileceği gibi bir şeyin de oldu bir yanda. Sadece o değil tabii ki. Bir şey. Şimdi Çaylak Sokak tabii Türkiye güncel sanatı tarihinde böyle bir köşe taşı bir iş. Hani ben kendi bizler için, yani benim kuşağım için özellikle 90'larda sanat dünyasına girmiş insanlar için iyice efsane bir iş. Görmediğime de inanamıyorum doğrusu. Mesela bu da ilginç gelmişti bana. Çünkü bu iş ilk 1986'da Çaylak Sokak'ta Maçka Sanat Galerisi'nde gösteriliyor. Daha sonra 3 yıl sonra Pompidou'da gösteriliyor. Sonra da şimdi burada Arter'de görüyoruz aslında. Onun dışında sadece temsillerini görmüştük. Fakat öyle gelmiyor. Yani öyle inanamıyorum. 14 yaşında 86'da gittiğimi düşünüyorum mesela baktıkça. O kadar tanıdık ve bir hikayeyi bununla ilgili bulabilirmişim geliyor. Şu beni götürdü falan gibi. Öyle bir his veriyor. Burada geri almayla ilgili olan şeyleri çok kısaca geçelim. Sonra tekrar bakmak için. Şimdi doğup büyüdüğü sokaktaki nesneler, evindeki nesneler kullanılıyor burada. Değil mi? Bu arada gösterdiğim fotoğraf da Maçka Sanat'taki ilk 86'daki sergilenişinden. Maçka Sanat Galerisi'ndeki görünümünden. Şunu tekrar geliriz. Evet, neyse. Okey, tekrar mı geldim? Buradaki nesneler arasında neler var? Lambalı radyo, babanın ayakkabısı, bu arada radyonun teyzeden alınmış olması, teyzeden alınmış lambalı radyo, dayının yanında çıraklık yapılmış, dayının yanında çıraklık yapılırken ayakkabıcı çırağı olarak kullanılmış olan tezgah ve tezgahtaki nesneler. Ya da işte bu küvet, gördüğümüz küvette bir çocukların yıkandığı bir küvet, emaye bir küvet. Sonra eskiyince içinde onun domates yetiştirilmesi. Biblolar, bir baykuş biblosu gibi şeyler. Bütün bunlar bir yandan böyle kişisel bellek doğrudan. Bunları birleştiren ses bantları gördüğünüz onlar da Tarkovski'nin Nostalji filminden. Ve 89'da Pompidou'daki sergisi de bu arada Yeryüzü Büyücüleri ve Yeryüzü Büyücüleri de yine bizim yani 90'larda girenler için efsane bir sergiydi, hep konuşulan. Çünkü dünya sanat tarihinin küresel kırılmasının başlangıcı gibi düşünülen bir sergi. Daha hep böyle batı merkezde birkaç kentte dönen bir oyun olmaktansa çok sahneli, çok kentli bir oyun olmaya doğru kırılmasının yeri gibi. O kırılmanın içinde böyle bir işin olmuş olması kendi başına meraklı bir durum. Bir de sergide, Arter'de sadece şey yoktu, yok daha doğrusu aşağıda, sadece Çaylak Sokak işi yok. Aynı zamanda
Çaylak Sokak, Çaylak Sokak'ta adlı bir video işi de var. Daha sonra yaptı. Bu da nedir? Çaylak Sokak'taki evlerinde işlerinin muhafaza edilmesiyle ilgili çekilmiş görüntülerden oluşan bir film. Bir de bir ikona var. Bu ikona dediğimizde altın kaplanmış olan Çaylak Sokak'taki evin maketi. Yukarıdaki pervaneler de yine aynı işte. Ve tabii Çaylak Sokak, Çaylak Sokak'ta filmi, maket, konunun tekrar tekrar geri alınması ve biraz daha ele alınması. Her bir sergilenmenin bir sonrakine eklenmesi. Öyle ki mesela Maçka Sanat Galerisi'nden sonra Pompidou'ya giderken bir işin dolaşması gibi değil de beraberinde Maçka Sanat Belleği'ni de götürmesi. Nasıl? Zemin olarak onu da alıp Pompidou'ya bir maketimsi bir şekilde, yani Maçka Sanat'ın planını bana alınmış bir zeminin Pompidou'ya götürülmesi. Sonra Pompidou'dan buraya Arter'e gelirken gene o yapının gelip bir aynalanması, bir dönüşüm uğratılması ya da Çaylak Sokak, Çaylak Sokak'ta da evdeki halinin takip edilmesi, sonra evin altınlanması, onun renklendirilmesi falan. Üst üste binen bu şeylerde ve hep sadece bir kökensel anayı durmaksızın diri tutmaya dönük bir şeyden çok, her adımı hiçbir şey kaybetmemeye dönük, hepsini saklamaya, hepsini bir sonrakisinde biriktirmeye ve bu sadece hani şöyle zamansal bir oyun gibi de görüyorum. Susturulmuş, önemsizleştirilmiş olanı geri çıkartmak bir jest. Erkmen'in ima ettiği gibi önemsizleşecek olanı baştan öne çıkartmak, onu baştan yakalamaya çalışmak. Evet, bir jest. Bir yandan da biraz önce önemsizleşmekte olanı yakalamaya çalışmaktır bir jest. Sarkis de bu jestin güçlülüğü etkileyici ve bunu tam da bu versiyonların birbirine eklenmesinde görebiliriz gibi geliyor. Ve bir didikleme çabası isteyen bir şeye dönüştürmesinde tabii ki. Benim için bu fotoğrafı şu yüzden koydum. Sarkis'le ilgili bir Yakın Plan diye bir dizi başlattık Arter'de. Tek bir işe odaklanan kitaplar. Ve ilki de Sarkis'in Çaylak Sokağı oldu. Emre Baykal yazdı. Tek bir iş, tek bir kitap gibi. O kitapta yayınlandı bu fotoğraf. Ve hani biraz da hala bir gizemini koruyarak, hani Çaylak Sokak etrafında, belki Çaylak Sokak'tan ve sergiye giden ailenin, serginin açılışına giden ailenin fotoğrafı gibi. Böyle bir hafif muğlaklıkta. Bu şu açıdan yine karantina günlerinde dank etti mi diyeyim bana. Yani nasıl falan olduğu bir şey oldu. Çaylak Sokak'ta Çaylak Sokağın hiç olmaması aslında. Ev içinin hani sadece olması ve sokağın sesinin gelmesi. O da nerede geliyor? İşte şeyde, videoda, Çaylak Sokak, Çaylak Sokak'ta videosunda sokağın sesini duyuyoruz. Olduğu haliyle sanki cam aralık esintisi geliyor. Bunlar var. Ama sokağın kendisi aslında yok ve ev içi var. Ve sokakla ilgili tek şeyin de birden bu olduğunu, bu fotoğraf olduğunu hatırlayıp geri dönüp fotoğrafa baktım. Sokağı görmek için aslında, hayal etmek için. O da ilginç gelmişti doğrusu bir bağ olarak. Ve bu yürüyüş halinde olması da tabii. Oradan Robert Walzer'e geçeceğim, mikro yazmalara. Bu sefer bir kitap, Kelimeler Pek Gereksiz sergisinin. Bu arada Sarkis de Saat Kaç'ın içindeydi. Saat Kaç sergisinin 4. kattaydı o yüzden. Tekrar giriş kata iniyoruz. Kelimeler Pek Gereksiz sergisi giriş katta. Ama bu sergide yer almış bir şey değil. Robert Walzer bir yazar, edebiyatçı. Kitapta yer almış bir şey. Böyle bir kitabın içerisinde de bunları birebir bastığımız şeylerdi.
birebir dememin sebebi, yani niye böyle gösterme ihtiyacı duyuyorum birebir bastıklarımızı. Okunaksız yazılarla yazılmış yazılar çünkü bunlar. Özellikleri bu. Walzer 20. yüzyılın çok önemli yazarlarından bir tanesi. Ve bir kurşun kalem dönemi adlı bir döneminde akıl hastanesinde genelde atık kağıtlara yazdığı şeyler bunlar. Gazete arkasına, zarf arkasına, karton kutu arkasına, istenmeyen bir takım çöp nesnelerin arkasına, sağa sola aslında. Ve daha sonra deşifre edilmesi çok güç, büyük çaba isteyen çok küçük bir el yazısıyla. Öyle ki yıllar süren bir uğraşmayla bütün bunlar hani kitaba dönüştürüldüğünde bütün bu hani bizim karınca doğası gibi dediğimiz yazılar ama gerçekten okunamaz küçüklükte olan, şöyle yaklaşmaya çalışayım biraz görebilmemiz için. Evet. 4000 sayfayı geçen 6 ciltlik bir kitaba vardı bu. Yani sonuçta bunların deşifresi, yıllar süren deşifresi. Ve üstelik de farklı atık kağıtların üzerinde birbirini takip eden, birbirine bağlanabilecek hikayeler, denemeler yazdığı da ortaya çıkmış oldu. Bunların her birinin, her bir atık kağıtta tek tek atılmış notlar değil. Aslında süren, kendine göre bir sürekliliği de olan ama çok dağınık bir şekilde. Bu da ortaya çıktı. Sadece dağınık bir şekilde değil, bazen zorlayıcı karmaşalarla, yani bir aşağıya doğru, sonra yukarıdan aşağıya doğru yanlamasını vesaire gibi. Şurada gördüğünüz gibi aslında bir tane çapraz yazı gibi. Kitapta Cemal Ener'in çevirmeni aynı zamanda Walzer'in, onun üzerinde durduğu, bütün bu süreci anlattığı bir yazı da var. Onunla beraber kullanmıştık bunları. Bu mesela çok güzel gösteriyor. Dört bir yanda yazılar olması. Hem bir keşmekeş, bir yazılar karmaşası var gerçekten de. Bir yandan da hepsi çok düzenli aslında. Kolonları var, kolonların içindeler vesaire. Ve böyle geleceğe dönük önemsenmeyi, ortaya çıkartılmayı, bir şekilde eğilmeyi bekleyen bazı hazineler gömülmüş gibi. Bunlar böyle gömülmüş, küçük küçük gömüler gibi. Daha sonra araştırmacıların hani çıkartıp öne çıkarttığı şeyler gibi bunlar. Oradan tekrar İzöstat'ın tekrar derken saat kaç, tekrar dördüncü kata çıkıyoruz ve saat kaç sergisinde yer alan İzöstat'ın bir ada teşkil etmek işine geçmek istiyorum. Çünkü şöyle bir iş bu, fiktif olanla real olanın bir dava edilesi önemlilikteki bir problemle sadece herhangi bir problemi dava etme jestinin birbirine karıştığı bir iş. Ve bu yüzden de çok formla ilgili olduğunu ve Sarkis'e çok yakın durduğunu hissettim bu izlek üzerinden tekrar bakarken. Neyi kastediyorum? Hani Sarkis'in böyle bir meseleyi tekrar tekrar alıp büyüterek, birbirine ekleyerek bir küçük bir yuvarlanacak bir şeye, bir yumağa dönüştürerek onu, bize hep o form jestini, yani onun birbirine eklenme jestini hatırlama ve hatırladığını koruma, koruyup ekleme, bütün bunu çok göstermesi gibi. Burada da ne yapıyor İz? Böyle bir kayıp, sular altında kalmış gerçek bir adayla ilgili bir kurmaca, bir hikayenin üzerine o gerçek adayı, yani gerçekten Tuna Nehri üzerinde olan bir ada, Adakale adlı, Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olan. Çünkü işte Sırbistan, Romanya, Macaristan, bunların tam ortasında kesiştikleri bir yerde duran, işte bir sürü savaşların konusu olmuş, sürekli korsanlar, savaşlar ve orayı tutmanın başka bir takım savaşlarda önemli olduğuna dair askeri değerlendirmelerin hep yapıldığı, bunların bugüne kadar böyle geldiği, bizim bildiğimiz falan bir yer. Ama 1968'de bu üzerinde çok
mücadele edilmiş yer bir baraj yapımıyla sular altında kalması. Romanya'daki bir baraj yapımıyla. Hatta son 67-68'de de orada hala yaşayan Türkler varmış ve Türkiye'ye gönderilmiş bir kısmı vesaire gibi hikayelerin böyle eşlik etmesi mesela. Bunu burayı burada gerçekten de tam birebir ölçüyle değilse de bir ada fikriyle bir ada biçimi ile dönen kanacılarla izin tekrar bir şekilde onun hattını çıkardığını, bellekteki yerini, boşluğunu boşluğuyla oynadığını düşünebiliriz. Ve sembolik bir oynama gibi tamamen şuraya doğru bir resim gibi geliyor bunun arkasına bakınca. Çok önemliyken çok önemsiz olan ve bütün bunlarla ilgili binbir hikaye olan, bu hikayelerin bir kısmı doğru bir kısmı tümüyle fiktif olan gerçekliğimizde tam burada çünkü diyebiliriz. Gerçekliğimizde unutulmuş, kenarda kalmış olan ve olacak olanın tutulması için, yani böyle bir ucundan tutulması için bir form denemesi gibi. Tutuyor da ucundan gerçekten. Baktığınızda hani bu kanocular Adakale fikrine yapışıyor gibiler seyrettiğinizde videoyu. Bakınca sizde de o hissi uyandırabiliyor. Mekandan, arterden, Sarkaç sergisinden bir görünüm çekmişim. Tam bir hani göz hizasındaki ve köşedeki halinin de tutunma hissini güçlendirdiğini düşündüğüm için aslında. Yakalanmış gibi yani orada. Oradan belki biraz hızlanarak Namcun Peyk'e geçiyorum. Saat Kaç sergisinde aynı katta kalıyoruz. Fransız Saati televizyonu işi. Bu da bir klasik. Stanley Brown gibi diye düşünebiliriz. Yakın dönem klasikleri. Biraz böyle modernden güncele doğru geçiş yaptığımız dönemlere dair işler gibi bunlar hep. Genel görünümü de böyle. Ama bana böyle bir izlek üzerinden geri dönüp bakınca hani özellikle bağlı nasıl gelmesinin sebebi televizyonun yeni olduğu zamanlarda kurulmuş işler olması bunların. Ve bu yeni ve karmaşık olan, yeni ve kapasitesi yüksek ve olasılıklarla dolu, belirsiz olan ve onun iş sonuçta gene saat üzerinden giden, adı zaten Fransız saati, bir regülasyonuyla oynuyor. Yani bir düzeni var. Saatin çalması, 3, 6 ve 9'daki ekranların konumlanmaları, kameranın çektiği şeyin aynı anda ekranlara gitmesi ve dolayısıyla neyin televize edildiği. Hani o yüzden Francis Ellis'teki televizyon, CCTV'nin kapalı devre televizyon olduğunu o yüzden akıl tutalım demiştim. Neyin televize edildiği ve nasıl edildiğiyle ilgili böyle bir gene erken ama farklı tipte bir uyarı. Yani siyasi bir uyarıdan çok, daha çok forma dair bir uyarı gibi. Ve bu da bana şunu düşündürdüğü için hoşuma gitti açıkçası bağlaması. Tam da bu keşmekeş dediğimiz şeyin de yani kentsel hayatın karmaşıklığının ve kapasitesinin ve olasılıklarının diyelim. Bütün bu biyopolitik önlemlerle bunun regüle edilecek olmasıyla ilgili kaygılar bu tip işlerde kendini iyi gösteriyor diye düşünün bakınca. Ve ayrıca bir de tabii bu teknolojinin kendisinin yeni olan teknolojinin kendisinin bazen kısa bir süre sonra Francis Ellis'teki gibi orada kullanılan CCTV kameralarının bugün eskimiş olması gibi bu bazen daha biraz daha uzun bir zamanla televizyonun yaşadığı eskimede olduğu gibi ama bir şekilde teknolojinin kendisinin kendi tarihiyle sürekli ötelemesi, bir önceki ötelemesi
Bu da çarpıcı diye düşünüyorum buradan bağlayınca. Tam karşıdan görünümü. Oradan Altan Gürman sergisi var şu anda Arter'de. Açılışla beraber olan sergilerden bir tanesi. Bu da gene hani bizim için tekrar diyeceğim 90'lar için efsane bir isim. Kendi başına bütün Altan Gürmanları birlikte görmek hiç hayal edemeyeceğimiz bir şey. Kolay kolay. Ve hani hep her şey zaten bir doğuş anı, kendi yani başlangıç anımızda Altan Gürman, Sarkis ve diğerlerine oluşan o heyecan gibi. O yüzden öyle bir duyguyla da bakıyoruz elbette. Ama bir yandan da ben şimdi şeyden bağlamak istedim. Sadece istatistik odası diye bir oda var sergide. İstatistik işlerinin toplandığı bir yer gibi o. Ve istatistik işlerinde işte basitçe neler var? Diyelim bir biyoloji dergisi, bir tırıvırı bir yayında, önemsiz bir bilimsel ya da önemsiz bir magazinel yayında bulunmuş bir takım formlar, önemsiz bir takım nesneler, özenle öne çıkarıldığı bir sahne var. Ama bunlar şunu düşündürdüğü için öne çıkarma diyorum. Bana Ayşe Erkben'in formlarındaki böyle bir rafinelik arayışını ya da bunların ödünç alınan formlardaki Cevdet'te de yine hatırlattı. Çünkü bir yandan da bu musluk mesela musluğun hani görüntü matematiği mi gene diyelim bilmiyorum ama çok güzel durması orada. Bir güzelliğinin sebebini yani şu anlamda güzel durması diyorum. Sebebini arkasında taşıyarak yani estetik bir jest olarak değil daha çok bir pozisyonel bir jest olarak güzel durması. Bu da şeyden, Alptekin'den farklı olarak tabii ki buralarda her bir imgeyi tek tek büyütüyor Gürman. Tek bir musluk, tek bir mısır koçanı ve detayıyla gibi patatesi, patatesin besinler arasında bile önemsizliği malum. Ve o yüzden mısır da burada. Ondan mısırdan bir detay almak istedim. Ve oradaki keşmekeşin düzenlenmesi üzerinden bir bağ kurulabileceği fikri çarpıcı geldi. Bütün bunları da imge, hani tek imge vesaire deyince tek bir imgenin yok olup gitmemesi için yazılmış bir Wallace Stevens şiiri var. Gene bizim kitaplardan Saat Kaç sergisinin kitabında yer alan bir şiir. Onu okuyarak kapatayım dedim. Bunun kısmını şimdi bir okumuş olalım. Dans etmekte bir karaltı siyah bir tarlada. Bir çarşaf alıyor yerden, bir çalıdan, sanki serilmiş oracağı. Gece için bir çamaşırcı kadınca. Doluyor gövdesine çarşafı karaltı. Ta ki siyahlığı dönene dek gümüşüye. Dans ediyor saban izi boyunca, gün doğumunda, tepesinde deli bir sabanın peşinde yeşil bıçaklar. Amma hızlı yitiyor gümüşü tozda. Ne de çabuk soyunuyor karaltı buruşuk çarşaftan. Ne yumuşak düşüyor öyle çarşaf toprağa. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şiiri kapatıyorum. Şey söylemek istiyorsanız sizi dinliyorum tabii ki de. Çok teşekkür ederiz Süreyya. Teşekkür ederiz. Için. Ne demek?
Evet, çok gerçekten teşekkür. Keyifliydi.